Herkeslere merhabalar. Hepiniz Hasan Yalçın'la pazar sohbetine hoş geldiniz. İlk defa gelenlere şöyle koskocaman bir merhaba diyorum, hoş geldiniz diyorum. Ama müdavimi olanlara da her zaman olduğu gibi iyi pazarlar diliyorum. Umarım keyifli bir gün geçiriyorsunuzdur. Pazar günleri haftanın en sevdiğimiz günü. Bertan Seven ve Oktay Sığırcı'ya da çok teşekkürler her zaman olduğu gibi. Bu haftanın haberlerini derlememde yardımcı oldular hem de fazlasıyla. Bu hafta yoğun sayılabilecek bir gündemimiz var. Onun için fazla lafı gevelemeden isterseniz haftanın gündemine şöyle bir göz atalım ki merak edenler için baştan söyleyeyim Star Wars haberlerimiz de mevcut. MGM'de başlayalım isterseniz. Biliyorsunuz Metro-Goldwyn-Mayer şirketi Adams Family filminin yayın hakları kendilerinde ve bu filmin bir devam filmi için üstelik de 2021'in sonbaharı gibi vizyona girmesi planlanan bir devam filmi için çalışmalara şimdiden başlamış hayırlısı olsun diyoruz kendilerine. Hemen bizim dünyalara geçelim. Gerçi Adams Family de bizim dünyalardan sayılırdı ama bizim dünyalardan da Spider-Man'e, Örümcek Adam'a geçiyoruz. Biliyorsunuz lisanslama hakkında Sony ile ve Marvel arasında böyle anlaşmazlıklar vardı. En sonunda Tatlıya bağlandı hikaye ve o hikayenin yani Tatlıya bağlanan hikayenin meyvelerini şimdiden yavaş yavaş toplamaya başladık. Ne oldu abi hayırdır diyeceksiniz. Şöyle oldu. Venom'un yönetmeni Robin Fletcher şöyle bir şey söylemiş. Eninde sonunda Tom Holland'ın oynadığı Spider-Man bizim Venom'la karşılaşacak ve yüz yüze gelecek demiş. Bu önemli bir tüyo tabii ki. Aynı zamanda aktris biliyorsunuz Zendaya. Zendaya da e, aynı rolünü yani Michelle Jones rolünü tekrarlamak üzere Spider-Man 3 filminde tekrarlamak üzere bir anlaşma yaptığı haberleri geliyor. Benim çok sevdiğim ancak çok da fazla ortalıkta görünmeyen ancak Netflix'te izlediğimiz Baby Sitter filmiyle genç Margot Robbie modeli olarak kafamıza kazınan Samara Weaving'dan söz etmek istiyorum. Şimdi sizlere Samara Weaving çok güzel bir genç kızımız ve G.I. Joe serisinin bir spin-off filmi çekilecekmiş Snake Eyes isminde yılan gözleri ve bu filmin kadrosuna dahil olmuş Scarlett isimli bir karakteri canlandıracakmış kendisi. Kendisinin daha fazla filmde görmek isteriz doğrusunu isterseniz. Hem oyunculuğu hem de güzelliği gerçekten göz kamaştırıyor. Ayrıca Babyster filminin tanıtımı, yorumları kanalda mevcut. Bir göz atarsanız aslında sevinirim. Çünkü beklenmedik yerden vuran çok eğlenceli bir korku filmi. Onun da devam filmi çekiliyor diye duymuştum. Hatta yine bir pazar sohbetinde söylemiştik sanırım. Hiç... Yani tahmin etmeyeceğiniz derecede keyifli bir korku filmi. Bu arada Steven Soderbergh de e, Let Them All Talk'un çekimlerini tamamlamış. HBO Max platformunda 2020 yılında yayınlanması beklenen filmin başrollerinde ise Meryl Streep, Diane West, Gemma Chan, Candice Bergen ve Lucas Hedges gibi isimler oynuyor. Şimdi abi bunun gibi bazı haberler var. Bunları bize niye söylüyorsun? Ya bizim çok da ilgimiz olur mu falan diye. Kim nerede oynuyor? Ne zaman hangi dizi hangi kanalda yayınlanacak? Hangi filmin ya da dizinin çekimlerine başlandı? Ve oralardan ne tip gelişmeler oluyor? Bunları şimdiden söylüyoruz. Ondan sonra iki sene sonra ya da bir buçuk sene sonra bu film vizyona girip koşmaya başladığında ya da dizi televizyonlarda dönmeye başladığında burada ya biz bunu bir buçuk sene evvel söylemiştik kardeşim diye hakem kesebilmek için ve sizin ajandalarınızı şimdiden düzenleyebilmek için anlatıyorum tabii ki. Logan filminin yönetmeni de bu hafta bayağı film yönetmenleri tafsilat vermişler hep basına. Logan filminin yönetmeni James Mangold da hala yani o daha önce de bunu söylemişti. Hala Logan filminde izlediğimiz Laura'nın ekseninde gelişen bir hikayeyi anlatmak istediği bir film çekmek istediğini söylüyormuş. E tabii ki bu X-Men evrenine dahil olması gereken bir film tabii ki doğal olarak. Ancak e, bunun tabii nasıl olacağını ancak Marvel'dakiler bilir çünkü X-Men lisanslaması Marvel'a geçti biliyorsunuz. Fox satın alımıyla birlikte Birazcık da Matrix 4'ten söz edelim. Gerçi son haftalarda sıkça söz eder olduk ama tabii ki ona göre haberler geliyor ve ben de sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. E, filmin çekimleri yani casting oluşturuluyor şu anda tabii ki. E, ancak çekimleri başladıktan sonra da o haberler gelmeye devam edecektir ve bu pazar sohbetine sıkça konu olacaktır diye düşünüyorum vizyona girene kadar. Iron Fist dizisinin yıldızlarından Jessica Henwick Matrix 4 filmine dahil olabilirmiş. Aktrisle görüşmeler devam ediyormuş. Bunun dışında Henwick'e teklif edilen rol açıklanmamış çekimleri yılın ilk aylarında başlanacak biliyorsunuz Matrix 4'ün. Lana Wachowski tek başına yönetecek. Geçen haftada da Wachowski kardeşler demiştik. Orada bir Tonga'ya düştük aslında. Bu Matrix 4 filmini Lana Wachowski tek başına çekiyor. Onun dışında ya da Pinkett Smith'te Niobe rolüyle eski Matrix'leri hatırlıyorsanız eğer Niobe diye bir karakter vardı. Ve 4. Matrix filminde aynı karakterle karşımıza e, rolünü tekrarlayarak çıkabilirmiş. Onun dışında da enteresan bomba bir haber. Neil Patrick Harris de 4. Matrix filminin kadrosuna katılmış. Yani orada böyle e, babalar böyle Şampiyonlar Ligi başladı oyuncu seçmeleri gibi. Yalnız bu e, tip filmlerde yani mesela Marvel'dan gelecek olan Eternals'ta falan da yani çok babalar artık oynuyor süper kahraman filmlerinde ya da bu tip fantastik filmlerde genelde daha çok sinema tırnak içinde filmi dediğimiz filmlerde oynayan aktör ve aktrisler artık bu e, blockbuster tarzı filmlerde daha çok rol almaya başladılar. Blockbuster deyince tabii aklımıza Ryan Reynolds geliyor. Kendisi çok keyifli bir isim ve Ryan Reynolds da yeni bir projeyle şimdi pazar sohbetinin konuğu olacak. John Krasinski ile birlikte fantastik komedi türündeki Imaginary Friends yani hayali arkadaşlar diye çevirebiliriz. Bir bu isme ait filmin başrolünde e, ikisi birlikte oynayacaklarmış. Krasinski başrolü oynamanın yanı sıra filmin senaryosunu da yazıyor aynı zamanda yönetmeni. E, John Krasinski aynı zamanda Quiet Place filminden Sessiz Bir Yer filminden hatırlayabilirsiniz. Tabii ki aynı zamanda aynı zamanda ve aynı zamanda A Quiet Place 2. Yani Sessiz Bir Yer iki filminin de yine yazar kadrosundaydı. Fev filminde yönetmeniydi. O filminde çekimleri tamamlandı ve artık toparlanıyor. İlk film iyiydi. A Quiet Place'ten söz ediyorum. ancak akılda çok fazla soru işareti bırakıyordu. İkinci filme ben temkinli yaklaşıyordum ancak bizzat kendisinden John Krasinski'den gelen açıklamaya göre ikinci filmde aklımıza takılan sorulara cevap bulacağımız söylenmişti. İşte o yaratıklar nereden geldi, dünya niye böyle apokaliptik bir hale büründü bunları bilmiyorduk bunları öğreneceğiz. Taika Waititi bir başka keyifli isim o da Thor 4'ün Endgame'den ne kadar sonra geçeceği konusunda hala bir uzlaşmaya varamadıklarını bu konu üzerinde tartıştıklarını söylemiş. Dolayısıyla bu konunun şöyle bir de ayağı var. Thor Endgame'de gördüğümüz gibi böyle şişman böyle benim gibi bir Thor mu göreceğiz yoksa eski six pack'li ve formunda fit bir Thor'la mı karşılaşacağız? Bütün bunlar hala Marvel stüdyolarının toplantı odalarında ve koridorlarında tartışıla dursun Robert Eggers'ın yönetmenliğini William Defoe ve Robert Pattinson'ın da başrollerini paylaştığı. Benim de çok merak ettiğim, fragmanını da izlemediyseniz izleyin, The Lighthouse filminden yeni bir afiş yayınlanmış. Afiş gerçekten iç gıcıklayıcı, tam filmin kafasını yansıtır bir çalışma bana sorarsanız. E, merak ettiğim filmlerden biri o da. Aynı zamanda Robert Eggers e, Alexander Skarsgård'la da e, anlaşma sağlamış ama hangi film için? Yeni filmi Viking e, efsanesini anlatacak olan The Northman için Alexander Skarsgård bu filmin kadrosuna katılan ilk aktör olmuş biliyorsunuz. Skarsgård ailesi tepeden tırnağa aktör. Ee, baba Skarsgård çocuklar biliyorsunuz bir tanesi itte oynuyor, Pennywise e oynayan ee, bu arkadaş var bir filmlerde rol alıyor. Bir tane daha kardeşleri var. O da dizilerde oynuyor. Ee, baba zaten baba bütün baba filmlerde oynamış adam. Yani bu bir galiba bir kardeşleri daha var. Onların haricinde ona o da aktör mü sanatçı mı? Yani bunlar evde toplanıp akşam yemeğine oturduğunda dönen muhabbeti merak ediyorum ben. Yani ne muhabbet dönüyordur ya işte baba son filmde ne yaptın sen ya bütün kişiyi yıkacağız falan diye herhalde bir muhabbet dönüyordur yani. Efendim vaziyet bu şekilde. Şimdi biraz bizim kendi öz kara sularımıza dönelim ve Star Wars'tan söz edelim. Star Wars ile ilgili biliyorsunuz Kevin Feige'nin bir Star Wars filmi çekme projesi vardı ve hemen kendi tayfasından ünlüler daha önce Avengers'da ve Marvel sinematik evreninde rol alan aktör ve aktrisler tweetler, instagram paylaşımları, storyler şunlar bunlar yaparak e, hepsi atladılar. Ben, ben oynarım ben. Eğer sen çekersen ben kesin oynarım falan diye. Yine bu trendin bir sonucu olarak da Brie Larson elinde bir ışın kılıcıyla poz vermiş. Ve Brie Larson varsa dert yok gibisinden söylemler geçmiş. Çok da fazla kale almıyoruz. Hele bir o filme karar verilsin. Çekimi yapılacaksa, yapılmayacaksa. Sonra oradan casting yapılsın. Ona göre karar veririz. Daisy Ridley Entertainment Weekly'e yaptığı açıklamada Kylo Ren ve kendisi yani Rey arasında bir ilişki olup olmayacağına dair teorileri e, ilgiyle takip ettiğini, bunlardan bazılarını gerçekten yakın hissettiğini bu teorilere ve hani e, neden olmasın gibisinden e, laflar konuşmuş. Ancak bu teorilere karşı yani onun içinde çok eğlendiğini falan söylemiş ama Biliyorsunuz Reylo diye bir teori var. Yani Kylo Ren ve Rey ilişkisine dair aralarında duygusal bir ilişki olma ihtimali var. Bu söylediklerine göre Daisy Ridley'nin. Aynı zamanda Daisy Ridley de şunu da eklemiş. Gigi Abrams'la da hani konuşursanız eğer o da hani böyle bir hani böyle romantik bir duygusal bir ilişkinin olmadığını iddia edemez gibisinden bir şeyler söylemiştim. Çok da çorbaya çevirmeyelim. Yani orada biliyorsunuz 8. filmde zaten böyle bir o falan bir şeyler olmuştu. Galiba onların arasında böyle bir gitgelli bir romantik ilişki olacak. O da nasıl olacak? O da ayrı hikaye tabii. Zıt kutuplar birbirini çeker şeklinde olacak herhalde. Yoksa Kylo ile Rey'in işi var? Bu arada bir interneti karıştırırken kesinleşmiş kadrolar üzerinden daha doğrusu şimdiki haberimizle ilgili aslında e, yeni bir e, Star Wars Episode 9'dan fotoğraf yayınlandı. Yine Hollywood Entertainment Weekly yayınladı. E, bu görselde Zori Bilis'i görüyoruz ve Zori Bilis'in yeni bir karakter Star Wars evreninde Kijimi gezegeninden. Skandral yani böyle yağmacı gibi bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Bir dişi ve oradaki işte baharat işlerinin başındaki hatun falan diye geçmiş ama tam olarak tabii bunu bilemiyoruz yani. Şimdilik gelen böyle ön dedikodular gibi diyelim. E, bu haber yani Zori bilisin aslında kim olduğunu araştırırken de Star Wars Episode 9'daki kesinleşmiş e, karakterler diye bir makaleye rastladım ama çok emin olamadığım için çok daha fazla da paylaşmıyorum ama galiba Rey'in annesini falan da göreceğiz yani bu sefer göreceğiz. E, gerçi zaten bir açıklama yapıldı hani onların işte kim olduğuna dair daha çok bilgiye sahip olacağız bu filmde falan diye ama onun kastı da yapılmış galiba e, yani kimin oynadı şimdi ismini hatırlamıyorum ama tanıdık biri bunun gibi bazı karakterler var. Bilmiyorum bakacağız artık. Bu arada biliyorsunuz Cassian Andor dizisi çekilecekti. Disney Plus'ta yayınlanacaktı. Mandalorian'ın dışında bir başka diziydi bu. Rogue One'da gördüğümüz casus subay, asi subayı Cassian Andor'un Rogue One öncesi hikayelerini anlatacaktı. Mantıklı bir iş yapılmış. Rogue One'ın yazarlarından Tony Gilroy... Bu projenin başına senarist olarak getirilmiş. Hayırlısı diyoruz. Bu arada bir dedikodu var. Şimdi ben size söyleyeceğim ama <laughs> nasıl olacak bilmiyorum. Çünkü cuma gecesi çekiliyor bu pazar sohbeti. Dolayısıyla cumartesi günü size göre yani izlediğiniz saate göre dün bir Star Wars teaserı yayınlanmış olabilir. Ve yine size göre yarın yani pazartesi bir yeni bir Star Wars fragmanı görüyor olabiliriz. Bunlar dedikodudan ibaret. Bunların hiçbiri de olmayabilir. O zaman videonun bu bölümünü imha edin yani. Bakalım. Geçen hafta bekleniyordu. O olmadı. Bu hafta ya herhalde sarkıtacaklar. E, galiba yine bir e, maç var. Maçın devre arasında bir teaser verilecek. Ardından da pazartesi günü e, uzun fragman yayınlanacak diye bir söylenti var. Göreceğiz bakalım. Bu arada Çin tarafında da Star Wars işleri hareketleniyor. Çin pazarı önemli tabii. E, tamamen e, paranın çoğu oradan geliyor. Vizyona giren filmler, efendime söyleyeyim işte yapılan satışlar, franchise'ın parası orada dönüyor aslında çoğunlukla. Onun için hep en son Çin gişesine bakılıyor. Çin gişesi işte bir film, devam filmi çekilecekse işte Çin'den gelecek sonuçları bekliyoruz falan deniyor. Hep haklılar da tabi olay tamamen para üstüne dönüyor. Bu haber de zaten hani olayın aslında Star Wars'ın nasıl Disney tarafından paraya dönüştürüldüğüne dair bir haber. E, 40'a yakın e, külliyat yani işte çizgi romanıdır, romanıdır, şu sudur, bu sudur. Çince'ye çevrilerek Çin'de satılmaya başlanacakmış lisanslı olarak. Çin'e bu şekilde giriyor Star Wars e, konsepti. Bunun da haberi gelmiş. Yani bakalım daha çok Çince. Bu arada Japonya'da acayip sevilir Star Wars. Japonların kendi Star Wars mangaları bile vardı. E, 2000 öncesi. Ben de onun çok nadide örnekleri mevcut. Belki bir gün birlikte inceleriz. E, bunlar vardı yani Japon ya tarafında falan çok seviliyor. Ama tabii Çin yeni yeni açıldığı için dünyaya yani tam olarak öyle olmasa da siz anladınız ne demek istediğimi. E, orada yani böyle piyasa Acayip. Çünkü Japonya'da Star Wars'u işte 300 bin kişi böyle fanlık derecesinde seviyorsa e, Çin'e girdiğiniz zaman o konu böyle 300 milyon kişiye dönüşüyor. Çünkü zaten adamların nüfusu. Efendim Batman filmine dönecek olursak bu filmde Riddler karakterini Paul Dano oynayacakmış ve en sonunda işte Riddler karakteri bulundu diyor. Bu arada Batman filmiyle ilgili Birkaç yerde gördüm. Ee, bazı casting listeleri geziyor. Eğer o gördüğüm görseldeki casting yapılacaksa o zaman hakikaten acayip bir Batman filmine de hazır olmak lazım. Ancak bu çizgi romanlarda gördüğümüz karakterlerden çok fazla sayıda filme eklenecekmiş gibi duruyor. Bu kadar karakteri bir film içinde nasıl yönetecekler ki filmin ana objesi Batman'ken işte Penguin var, Riddler var, işte yok Catwoman var, o var bu var. Bin tane karakter girecek. Nasıl ayarlayacaklar bilemiyorum. Göreceğiz. Ama resmi olarak açıklanan, efendime söyleyeyim, Paul Dano Riddler karakteri için. Gelelim Marvel'la. Gerçi sonradan tekrar epey bir geleceğiz ama bu böyle araya kaçmış. Ant-Man sever misiniz bilmiyorum bu karınca adam hikayesi. Yeni Ant-Man filminin çekilip çekilmeyeceği çok muallakta kalmıştı. Aslında hala muallakta. Yani söylentiler var. Netleşmiş bir haber yok. Bu söylenti de şu. Geliştirme aşamasına başlamış Marvel stüdyoları yani geliştirmeye başlamış ve 2021 yazında çekimleri daha başlayacak olan bir yeni Ant-Man filmi için şimdiden çalışmalara başlamışlar. Bunun haricinde dünyanın en büyük yayın platformlarından olan belki de en büyüğü olan Netflix 3. çeyrek rakamlarını açıklamış ve yaklaşık 7 milyon yani 6.8 milyon yaklaşık 7 milyon artan üye sayısıyla dünya çapında 158 milyon üyeye ulaşmış. Yani oradan gelen abonelik paralarını düşünürseniz biz filmlere böyle oha hayvan gibi para yatırıyorlar falan diyoruz ama onlar için normal. Al şuradan bir film çek gibi. 158 milyon abone nedir ya? Minimum 10 dolardan girsen 5 dolardan girsen bile yeter. <laughs> 5 dolardan girsen zaten <laughs> milyar dolar ediyor. Neyse, ee, Türkiye'de Netflix'in operasyonu da devam ediyor tabii ki. Elif Şafak'ın Aşk adlı kitabının yayın haklarını almış ve e, biri günümüzde diğeri ise 13. yüzyılda geçen iki hikayeyi ele alan bu kitabın e, dizi haline getirilerek Türk izleyicisine sunulması hedefleniyormuş. Bir yandan da e, sevgili Oktay'ın, bizim editörlerden Oktay'ın... E, Sürekli bana mesaj atıyor. Ben de hiç ilgili değilim o konuyla ilgili. Avlu dizisi Netflix'te yayınlanmaya başladı. Sürekli onunla bilgi, ilgili bilgiler atıyor ama ben de hiç ilgi göstermiyorum yani. Hiç yokmuş gibi davranıyorum. Onu da buradan söylemiş olayım. Avlu'nun ilk sezonunun bir kısmı yayınlanmış diyor Oktay sizlere. Demet Evgar'ın başrolde olduğu. Ben baktım, bayağı bölümler yüklenmiş ama bir kısmı diyorsa bir kısmıdır tamamının Niye yüklemediler sezonun O da ilginç. Terminator Dark Fate biliyorsunuz. Onun da en son yeni bir fragmanı çıktı. Son fragmanı hem Türkçe dublajlı olarak hem de İngilizce olarak izleyebilirsiniz. YouTube üzerinde araştırıp çok hızlı ulaşabilirsiniz. Artı 18 ibaresiyle vizyona girecekmiş Terminator Dark Fate. Kara kader olarak mı çevirdiler Türkçe'ye? Terminator kara kadar. James Cameron dönüyor sağlara. Zaten Alita Battle Angel'da dönmüştü. Terminator'la da yine yapımcı olarak e, Alita'da olduğu gibi yine o filmden ümitliyim. Stephen King sever misiniz bilmiyorum. Ben severim. Eski kitaplarını da çok severim. Ancak Stephen King'in 2010'lu yıllara kadar şöyle bir sorunu oldu. Yazdığı kitapların televizyon ya da sinema uyarlamaları hep patladı. Yani hiç böyle güzel, tam böyle budur diyebileceğiniz bir şey ortaya çıkaramadılar. Ancak bu son zamanlarda biraz değişmiş gibi gözüküyor. It filmi başta olmak üzere birçok eseri düzgün şekilde artık uyarlanmaya başladı. Yeni bir başka uyarlamada The Outsider. Ee, yine Stephen King'in bu ilginç kitabın HBO tarafından televizyon dizisi olarak uyarlandığını sizlere haber vermiş olayım. Ve bu dizinin de fragmanı aynı zamanda yayınlandı. Ee, ona da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Kadro iyi, çekimler iyi. HBO zaten dizilerin ustası, master'ı biliyorsunuz iyi bir dizi geleceğini düşünüyorum. Şimdi Marvel sinematik evreninden üst üste birkaç haberimiz var. Onları paylaşayım sizlerle. Jade Bartlett, Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminin senaristi olarak atanmış Marvel stüdyoları tarafından. Orada işler yürümeye başladı. Zaten Marvel haberlerine genel olarak dikkat ederseniz çok planlı, çok düzgün. İşte konvensiyonlarda ortaya sunduğu kronoloji, tarihi her şeyi tutturan, işte şu gün şu film çıkacak, bugün bu film yapılacak, bu filmde bunlar oynayacak, hiç sekmeyen, acayip düzgün bir yapıya, oluş, yapıya ulaştılar ve oluşturdular tabii yıllar boyunca. Orada işler tıkırında gidiyor. Yeni Doctor Strange filmi de dolayısıyla senaryo çalışmaları başlamış olduğuna göre düzgün bir şekilde hazırlanıp çekilecektir. Ancak Kevin Feige'nin şöyle bir haberleri çıktı bu hafta. Marvel sinematik evreniyle Marvel çizgi romanlarını eşlemek gibi bir noktadan baktığınızda yani bir açıdan baktığınızda bayağı da tehlikeli olabilecek bir sularda bir yüzmeye başladı Kevin Feige. Bu gerçekleşecek mi? Yani Marvel sinematik normalde sinematik evrenin aslında ikisi ayrı. Çizgi romanları baz alarak başka bir hikayeyi anlatıyordu Marvel sinematik evreni. Şimdi sinematik evrene çizgi romanları itcelemek böyle yani ona yaklaştırmak çok doğru olur mu bilemiyorum. Normalde sinematik evrenin çizgi romanlara yaklaşması gerekiyor. Çünkü orada baz alınan kaynak çizgi roman. Ancak biraz da bir tersi oldu son 10 yılda. Artık sinema filmleri daha çok yani çizgi romanlardan daha çok ilgi görür hale geldi. Dediğim gibi yani tehlikeli işler gibi geldi bana. Siz de yorumlarda paylaşırsanız sevinirim fikrinizi. Deadpool yazarları da bir yandan e, Deadpool karakterinin Marvel sinematik evreninin bir parçası olacağını konfirme etmişler. Hayırlısı. Hayırlısı. Daha sen ben gireceğiz ya Marvel sinematik evrenine. Nerede? Ne Deadpool'u? <laughs> Apple da sessiz ve derinden gelmeye devam ediyor. Yani Apple TV Plus henüz erişime açılmamış olmasına rağmen e, dizilerinin arkasında şimdiden duruyor. Di Muş dizilerin ikinci sezon onayları gelmiş. Yani yayınlanmamış dizilerin. Dickinson'ın ikinci sezon çekimlerine başlanmış. C'ye 250 milyon dolar harcandığı açıklanmış. Morning Show ise onun da ikinci sezonu çekilmeye başlanacakmış. 300 milyon dolara mal oluyormuş bir sezonu bunlara. Aman diyeyim. Steve Carell çok sevdiğimiz isimde ikinci sezonda yer almayacakmış. Apple onun yerine Yıldız başka bir isimle anlaşmayı tabii hikaye de ona göre ilerleyecektir büyük ihtimalle. E, anlaşmayı planlayamış. Jennifer Aniston'un başrolündeydi. Morning Show'un biliyorsunuz Jennifer Aniston Instagram'a girdi. Instagram'ı kırdı. Öyle söyleyelim. Hatun Franz kadrosuyla bir e, selfie çekip selfieyi de büyük ihtimalle tost makinesiyle çekmiş. Attı Instagram'a e, Instagram serverları çöktü neredeyse. E, abartıyorum ama bir yandan da abartmıyorum neredeyse. Aynı kısa sürede 1 milyon takipçiye ulaşan kullanıcı oldu Instagram üstünde yani inanılmaz. E, bir şey daha attı. Geçen gün video atmış. Ben de görmedim. fundaline gösterdi. Tam da bakamadım bir yandan ama abone sayısı da anormal artarak devam ediyor. Yani orada öyle bir durum var. Apple TV'ye dönecek olursak onlar da sessiz ve derinden geliyorlar. Daha izlenmemiş dizilerinin bile ikinci sezon onaylarına şimdiden verdikleri ve çalışmaya başladıklarına göre kalıcı ve etkileyici bir platform bizlere sunmayı hedeflemiş olmalılar. Jurassic World 3 filminin çekimlerine ise Şubat 2020'de başlanıyormuş. Şurada pek bir şey kalmadı yani 2-3 ay var. Yok biraz daha fazla var ama olsun. Colin Trevorrow onu da biliyorsunuz Episode 9'dan hatırlayacaksınız. Rise of Skywalker filmini yönetmek üzere hazırlanırken Kathleen Kennedy manyağı yüzünden işinden edilmiş bir yönetmen kendisi. O yönetecek Jurassic World 3 filmini ve filmin Haziran 2021'de gösterime girmesi bekleniyor. Jurassic Park baş başrollerde gördüğümüz Jeff Goldblum, orijinal Jurassic Park filmlerinde Jeff Goldblum, Laura Dern, Sam Neill, Chris Pratt ve Bryce Howard Dallas hepsi birlikte Jurassic World ve Jurassic Park'lar böyle kombine olacaklar. Bu haberi daha önce vermiştim sizlere. Sam Neill, Laura Dern ve Jeff Goldblum'un Jurassic konseptine döndüklerine dair ama Tam kadro böyle olacak. Chris Pratt falan da var biliyorsunuz. Haberlerimiz yoğun ve bol demiştim. Umarım çaylarınız bitmemiştir ama bittiyse de dert etmeyin çünkü son haberimize geldik sayılır. Edge of Tomorrow of. izlediniz mi bilmiyorum. İzlemediyseniz mutlaka bir zaman ayırıp izleyin. Türkçe adını da hatırlamıyorum. Yarının ötesinde mi diye çevrilmiştim Edge of Tomorrow 2 filmi çekilecekti biliyorsunuz. Bunun haberini daha önce vermiştim üzerinde çalışılıyordu. Screen Geeke Doug Liman konuşmuş. Hala emin değillermiş bu filmin olup olmayacağına dair. Ancak kendisi bu filmin senaryosu ve hikayesi üzerinde çalışıyormuş. Emily Blunt oynamıştı biliyorsunuz ilk filmde Tom Cruise'da oynamıştı, başrolleri paylaşmıştı. Rita Rataski rolüyle ve Tom Cruise de binbaşı William Cage rolüyle bizlerle olmuştu. Çok keyifli bir filmdir, bir mangadan uyarlamadır. Mangası da çok keyiflidir. E, tersten okunan bir kitaptır. Türkiye'de de satışa çıktı Türkçe olarak. Alırsınız kitabı tersten okumaya başlarsınız. Çünkü zamanla ilgili bir hikayesi var. Ve aynı günü defalarca yaşayan bir e, askerin hikayesi aslında. Tabii ki asıl söz konusu olan, odak noktası olan hikayenin e, bir uzaylı istilası. E, ve de bayağı böyle sert bir uzaylı istilası. Yani bayağı böyle kıtaları ele geçirecek şekilde. İ, i, filme de bana göre filme iyi uyarlanmış bir hikaye. İkinci filmde hikaye olarak neyi anlatacaklar ve özellikle Emily Blunt olacak mı... E, Rita Brataski rolünde e, onu bilmiyoruz ancak Tom Cruise'un olması bekleniyor Binbaşı William Cage rolüyle. Çünkü e, kendisinin aynı zamanda eğer böyle bir proje gerçekleşecekse e, Mission Impossible serilerine devam ediliyor biliyorsunuz. İki film üst üste çekilecek Mission Impossible'da Görevimiz Tehlikede. O iki Görevimiz Tehlike filmini bitirdikten sonra da Edge of Tomorrow e, kadrosuna katılması bekleniyor. Eğer bu proje onay alır ve yürürse. Ama bana soracak olursanız yürüyecek gibi de duruyor yani. Bu kadar laf boşa çıkmaz yani. O filmi bitirsin oraya dönsün. Ben zaten yazıyorum olacak mı falan. Koskoca Tom Cruise koskoca Dog Liman yani. Herhalde boşa vakit geçirmiyorlardır. Yani bunlar işte biz takılalım falan diye. Efendim bu haftaki haberlerimiz bu şekilde sonlanıyor. Umarım keyif aldığınız bir bülten olmuştur diyeceğim böyle. <laughs> Haber bülteni gibi sunduğunuz için. Ee, yani ben ok sizinle paylaşırken bu bilgileri tabii çok keyif alıyorum. Hem ben de öğreniyorum bir sürü şeyi sizlerle birlikte. Bu haftada gündemimiz bayağı yoğundu. Artık tabii kış ayları geldikçe yeni projelerle ilgili yeni haberler gelmeye devam edecek. Ayrıca önümüzde tabii ki Disney Plus'ın açılışı var. Apple TV Plus'ın açılışı var onlardan gelecek olan haberler orada izlediğimiz gördüğümüz şeyler bakalım bizi nasıl etkileyecek biz izleyemeyeceğiz tabii yani Türkiye'ye gelmeyecek ama yine bir şekilde izleyeceğimizi düşünüyorum ben Amazon Prime Video'ya abone olmayı başardım sonunda Expanses'ları izlemek için hala izleyemiyorum o da ayrı bir konu ama Netflix'in yani arayüz olarak ve içerik olarak Netflix'e çok yakın orijinal içerikleri var ama Prime Video'nun şüphesiz özellikle spor belgeselleri çok etkileyici ama biraz da fazla yürümüşler yani spor belgesellerine. All or Nothing Manchester United e, belgeselini kanalda zaten yorumlamıştım e, Sunderland Till I Day belgeseliyle birlikte ama e, ben abone oldum şöyle bir bakayım dedim onunla birlikte yani neredeyse her takıma aynı video aynı belgeselden çekilmiş kişiler olarak işte Sergio Ramos belgeseli falan da var. O tarafa biraz fazla yürümüşler. Benim gözüme ilişen doğru dürüst orijinal içerik olarak The Boys haricinde neredeyse var birkaç tane daha ama böyle vay be buymuş meğersem Prime dediğim bir şey olmadı. Ama benim asıl amacım Expanse meselesini çözmek di biliyorsunuz ve aynı zamanda yeni sezonunda zaten Amazon Prime'a gelecekti. sci fidan kovulan diziyi Amazon Prime e almıştı. Neyse çok çene düştü. Bu haftalık bu kadar. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın diyerek bitireyim bu hafta bari. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa yepyeni bir pazar sohbetinde görüşmek üzere hepiniz kendinize çok iyi bakın.